zamanlar küçük bir kasabada insanlar sıradan gibi görünen günlük hayatlarını sürdürüyorlardı. Ancak kasabanın derinliklerinde gizli mesajlar ve bilinçaltı manipülasyonunun büyülü dünyası hüküm sürüyordu. Kasabanın ana caddesinde dolaşırken genç bir kız olan Elif, renkli vitrinleri gözden geçiriyordu. Reklamların kırmızı tonları onun içinde bir enerji uyandırıyor, açlık hissiyle doluyordu. Neden her zaman kırmızı renk tercih ediliyor diye düşündü. Elif, bir gün gizemli bir kitapçıya rastladı. Kitapçının içinde marka logolarının ardındaki sırları keşfeden eski bir kitap buldu. Amazon'un oklu logosunun her şeyin bir arada olduğu, bir yerde olma duygusunu nasıl uyandırdığını öğrendi. Artık kasabadaki her şeyin bir hikayesi vardı. Bir akşam kasabanın meydanındaki restorana giden Elif, duvarlardaki sakin mavi tonları fark etti. İştahını sakinleştiren bu renkler, yemek deneyimini daha keyifli hale getiriyordu. Restoranın sahibi, bilinçli olarak renkleri seçtiğini anlattı. Elif, bir gün kasabasındaki markete gittiğinde, ürün ambalajlarına dikkat etti. Organik ürünlerin doğal tasarımları, ona sağlıklı ve doğal bir seçenek sunuyormuş gibi hissettiriyordu. Ambalajın gücünü keşfetmişti. Kasabanın huzurlu atmosferinde dolaşırken, Elif, bilinçaltının karar verme süreçlerini nasıl etkilediğini anlamaya başlamıştı. Fiyat etiketlerinin konumu, renklerin etkisi ve sosyal kanıtların gücü, kasabanın gizli kahramanlarıydı. Elif, bilinçaltı manipülasyonunun gücünü kavradığında, kasabanın insanlarına bu konuda bilinçli olmalarını öğretmeye karar verdi. Bir gün kasaba meydanında bir konuşma yaptı. İnsanları bilinçli tüketiciler olmaya davet etti. Kasaba halkı, Elif'in öğretilerini benimsemeye başladı. Reklamları sadece yüzeyde değil, derinlemesine analiz ettiler. Eleştirel bir bakış açısı geliştirdiler ve medya içeriğine daha bilinçli yaklaştılar. Kasaba, bilinçli tüketim ve manipülasyona karşı birlikte mücadelede bir araya geldi. İnsanlar duygusal sağlıklarına özen göstererek bilinçaltlarını güçlendirdiler. Kitapçı, bir bilinçaltı kahramanı haline geldi. Ve böylece küçük kasaba bilinçli tüketicilerin güçlü bir topluluğuna dönüştü. Elif'in liderliğinde gizli mesajlar ve bilinçaltı manipülasyonunun etkilerine karşı bir direniş başlamıştı. Kasaba, güçlü bir bilinçaltı bağlamında birbirine destek oldu ve herkes kontrol altında olduklarını fark etti. Elif, kasabasında bilinçli tüketim konusundaki farkındalığı artırmak için çalışmaya devam etti. Bir etkinlik düzenleyerek kasaba halkını bir araya getirdi ve renklerin, ambalaj tasarımlarının, fiyat etiketlerinin ve sosyal kanıtların alışveriş tercihlerini nasıl etkilediğini anlattı. Restoranlarda tercih edilen renklerin, özellikle kırmızının iştahı artırıcı etkisi olduğunu vurgulayarak, kasaba restoranlarının bu psikolojik taktikleri nasıl kullandığını açıkladı. Ardından, marketlerdeki ürün ambalajlarının özenle seçildiği ve bu tasarımların tüketicide güven uyandırmak için kullanıldığına dikkat çekti. Fiyat etiketlerinin stratejik konumlandırılmasının, tüketicilerin algısını nasıl etkilediğini anlatan Elif, bir ürünü uygun fiyatlı göstermek, aslında tüketicinin değer ve tasarruf duygularını tetikler. Bu, bilinçaltında olumlu bir alışveriş deneyimi yaratır, dedi. Çevrimiçi alışverişte sosyal kanıtların önemini vurgulayan Elif, insanların diğer kullanıcıların deneyimlerine güvendiğini ve bu yorumların alışveriş kararlarını etkilediğini belirtti. Bu noktada, kasaba halkının da kendi alışveriş deneyimlerini paylaşarak birbirlerine destek olduğu bir platform oluşturdu. Kasaba, Elif'in liderliğinde bilinçli tüketicilerin güçlü bir topluluğuna dönüştü. Artık herkes alışveriş kararlarını daha bilinçli bir şekilde ele alıyor ve kasaba gizli kahramanların etkisi altında değil, bilinçli bir şekilde yönlendiriliyordu. Elif, kasabasındaki bilinçli tüketim hareketini daha da ileri taşımak amacıyla bir atölye düzenledi. Katılımcılara, günlük konuşmalarda ve medyada kullanılan dilin, tonlamaların ve müziğin bilinçaltımıza nasıl etki ettiğini anlatarak farkındalık yaratmayı hedefledi. Haber başlıklarının seçimindeki kelimelerin ve tonlamaların, izleyicilerin olaylara karşı duygusal tepkilerini etkilediğini açıklayan Elif, bilinçli tüketiciler olarak medyanın bize yönlendirdiği duygusal reaksiyonları sorgulamalı ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız, dedi.
Katılımcılar, günlük konuşmalarda kullanılan kelimelerin ve tonlamaların karşılıklı iletişim üzerindeki etkilerini tartıştılar. Elif, bilinçaltımız sadece söylenenleri değil, nasıl söylendiğini de anlar. Bu nedenle iletişimde dikkatli olmalıyız diye ekledi. Kasaba halkı, medyanın ve günlük konuşmaların bilinçaltımızı nasıl etkilediğini anlamaya başladıkça daha bilinçli ve eleştirel bir topluluk olma yolunda ilerliyordu. Elif'in liderliğinde bilinçli tüketim sadece alışverişte değil, günlük iletişimde de bir yaşam tarzı haline geliyordu. Şimdi Elif bizi bilinçaltı manipülasyonundan korumanın yollarını keşfetmeye hazırlıyor. Elif'in hikayesinin bu bölümünde günlük hayatta daha bilinçli kararlar almanın ve manipülasyona karşı nasıl savunulabileceğimizin ipuçlarını bulacağız. Daha dikkatli ve güçlü bir tüketici olmanın sırlarını açığa çıkaracağız. İlk olarak Elif kasabasında bir bilinçli tüketim atölyesi düzenledi. Katılımcılara reklamları yüzeyde değil, derinlemesine analiz etmeyi öğretti. Bir ürünü satın almadan önce markanın nasıl bir mesaj ilettiğini düşünmelerini sağlayarak bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmelerine yardımcı oldu. Kasaba halkı artık reklamların sadece birer hikaye taşıyıcısı olduğunu ve bu hikayelerin bilinçaltımızı nasıl etkilediğini anlamıştı. İkinci olarak kasaba halkı reklamlara ve medya içeriğine eleştirel bir bakış açısı geliştirdi. Bir şeyi sorgulamak ve çeşitli perspektiflerden bakmak, bilinçaltının dış etkilere daha dirençli olmasına yardımcı oldu. Elif'in rehberliğinde kasaba halkı medya içeriğini daha bilinçli tüketmeye başladı. Negatif etkilerden uzak durmak, bilinçaltını olumlu mesajlarla besledi. Üçüncü olarak, duygusal sağlığa özen göstermenin, bilinçaltınızın dış etkilere karşı daha güçlü olmasına yardımcı olabileceğini düşündü. Bunu düşünen Elif, kasaba halkına meditasyon, yoga ve rahatlatıcı aktivitelerle duygusal dengeyi koruma yöntemlerini öğretti. Pozitif bir duygusal durum, bilinçaltının daha sağlam temellere oturmasını sağladı. Son olarak, kasaba halkı, bilinçaltı manipülasyonu konusunda eğitici kaynaklardan faydalandı. Kitaplar, makaleler ve uzmanların videoları, bilinçaltının nasıl etkilendiğini anlamalarına yardımcı oldu. Elif'in rehberliğinde kasaba halkı bu konuda bilinçlendi ve güçlü bir topluluk oluşturdu. Bu derinlemesine keşifle bilinçaltı manipülasyonunun gücünü anlayan kasaba halkı, gerçekte ne kadar kontrol altında olduklarını fark etti. Bilinçli tüketim ve manipülasyona karşı bilinçli bir direniş kasabayı güçlendirdi. İnsanlar, daha dikkatli ve güçlü birer tüketiciler olarak bilinçaltı manipülasyonuna karşı birlikte mücadele etmeye devam ettiler. Bu hikaye, küçük bir kasabanın sıradan gibi görünen, günlük hayatlarının ardında yatan bilinçaltı manipülasyonunun ve gizli mesajların keşfini anlatıyor. Elif'in liderliğinde kasaba halkı, renklerin, ambalaj tasarımlarının, fiyat etiketlerinin ve sosyal kanıtların alışveriş tercihlerini nasıl etkilediğini öğrenerek bilinçli tüketicilere dönüştü. Manipülasyona karşı bir direnişin yeşerdiği bu kasaba, duygusal sağlık ve bilinçli karar alma üzerine odaklanarak bir güç birliği oluşturdu. Hikaye, bireylerin günlük hayatta daha bilinçli ve eleştirel bir yaklaşım benimsemelerini vurgulayarak, bilinçaltı manipülasyonuna karşı bir savunma mekanizması sunuyor. Hikayemizde bilinçaltı manipülasyonunun etkileyici keşfini birlikte yaşadık. Eğer bu hikaye sizi düşündürdüyse, daha fazlasını keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilinçli tüketim ve güçlü bir bilinçaltı üzerine daha fazla içerik için yorumlarınızı bekliyoruz. Birlikte bilinçli bir topluluk oluşturabilir ve manipülasyona karşı bir adım öne geçebiliriz. Hoşça kalın ve bilinçli tercihlerle dolu günler dileriz. Bilimle kalın. İnsani değerlerle yaşayın, inançlı olun.